Ya bakın bir şey söyleyeceğim. Bak Red Dead Redemption 2'yi çok seven arkadaşlar. Aslında geçenlerde bir şeye baktım. Bunu size de göstermek istiyorum. Bak bende misiniz? Red Dead Redemption 2'yi ben çok sevmiştim. CS yine biraz boş konuşuyorsun diyen bütün arkadaşlarım bir gelip buraya bakmasını istiyorum. Sizlere Red Dead Redemption 2'nin kötü olduğunu kanıtlayacak değilim. Çünkü Red Dead Redemption 2 çok iyi bir oyun. Değil mi? Yani bunu hepimiz farkındayız değil mi? Ama çok bariz bir problem göstermek istiyorum size. Bunu bilin de. Bunu daha yani anladınız mı? Bunu neden söylüyorum size? Ee, oyun kültürünüzün bir parçası olarak bilmeniz gereken bir bilgiyi göstereceğim sizlere. Tamam. Okey mi? Red Dead Redemption 2 tayfa. Red Dead Redemption 2'ye çok coşuyorum tayfa. Ben sıkılmıştım tayfa. Hiç oynamadım tayfa. Herkes alt tabcı alt tabcı falan. Herkes birazcık bıraksın. Gelsin biraz buraya bir baksın, bir bakmanız lazım. Bak buraya. Bakıyor mu herkes? Tamam. Şimdi bakın. Gelin benle. Sizleri istatistiğin derin koridorlarında bir gezmeye çıkarayım. Bakınız bu Elderning. Seversin sevmezsin. Global aşufmanlarına bakıyoruz Elderning'in. Elderning. Elderning'i hatırlarsanız 12 milyon insan almıştı. Hatırlıyor musunuz? Evren Yolcu tabii ki. 12 milyon insan almıştı. Hatırlıyor musunuz Elden Ring'i? Tamam. Elden Ring'i alan 12 milyon insanın bakınız. 12 milyon tabii Steam'de değildir de bu istatistik bir örnektir diye söylüyorum. Bakın. %60'ı Rennala'yı kesmiş. %60'ı yani ne demek bu hikaye anladınız mı? Girdi, oynadı, round table'a gitti, Margit'i kesti, Margit'ten geçti, Storm Castle'a girdi. Storm Castle'ı geçti. Arkadaşlar 12 milyon Souls oyuncusu önceki oyunlarda falan yoktu. Yeni gelen sıfır insanlar da var bu kalabalığın içerisinde tamam mı? İlk Great Rune aktifleşti, kuleye gitti demektir. Yanlışlıkla gitmiş. Leonin Mismegot'unu kesmiş. Sarı kuşu kesmiş. Rennala'ya gitmiş. Royal Knight Loretta'yı kesmiş bu oyunu oynayanların %57'si. Shardbearer Radan'ı kesmiş %50'si. Mimic almış, almış %49'u. Bakın şu kısım var ya rushlasan 15-20 saat. Tamam mı? Şu kısım rushlasan 15-20 saat ve inanılmaz çileli bir yolculuk. İnanılmaz çileli bir yolculuk bu yolculuk. Hele de yeni girenler için çok inanılmaz çileli bir yolculuk. Ya Margit'te zaten yok olan var. Godric'te ben yok oluyordum. Rennala'yı geçmekte Deliren var. Loretta'da bağıran var. Tamam mı? Radan var. Zaten Radan tek başına bir olay. Okey. Yani bu istatistiği niye gösteriyorum size? Bu insanlar oynadılar oynadılar bu oyunu. Ha, yani adam şimdi şart bir Radan'ı %52'si alması bu arada şey demek. %50, %50'si de almamış. Radar'ı Radan'ı salmışlar. Nadan'ı terk etmişler. Radan'ı bulamamışlar. Tamam mı? Sonra bakıyorsun zaten. Bak başkente gidip Godfrey ile kapışmalar. Raykard'ı kesenler yüzde 38. Kanlord'u Mog'u kesenler yüzde 28 derken böyle düşmüş. Bu normal. Tamam. Okey. Bence bu oyunu oynayan insanların yarısına yakını Mimik Tier'ı bulmuş olmaları inanılmaz bir şey. Neden? Şimdi. Gelin hep beraber. Benim de çok sevdiğim, sizin de çok sevdiğiniz. Red Dead Redemption'a bir bakalım. Benim kütüphanemde eksik, ekli değil o yüzden şuradan bakacağız. Şunu göstermek istiyorum yani Red Dead Redemption'la alakalı ana problem bence bu. Oh. Red Dead Redemption 2'nde de bak Global Gameplay Stats'a bakıyorum. PC'de oynamıştım bu insanlar. Red Dead Redemption 2 az satmış bir oyun değil kötü bir oyun değil. E, popüler olmayan bir oyun değil. Herhalde herkesin konsoluna, PC'sine bir noktada aldığı bir oyun. Tamam mı? Bakınız. Just a scratch. Back in the mud. Trust the steed. Give to the poor. Greener pastures. To greener pastures. Yüzde 43. Mimik tier alanların, Elden Ring oynadıysanız mimik tier almak iş. To greener pastures'da oyuncuların daha yarısı salmış. To greener pastures. Greener pastures hangi oyunda hatırlayan var mı? Oyunda hangi kısımda? Göstereyim size. Complete Chapter 2. Oyunda Chapter 2'yi bitirdiğinde To greener pastures achievement'ını açıyorsun. Yahu Chapter 2 zaten gidip şey değil mi? İlk ee, ilk ilk yerleştiğimiz kamp değil mi? Karlı alanlarda geziyorsun, avcılığını yapıyorsun, iki çatışma yapıyorsun. Treni soyuyorsun. Sonra Dutch diyor ki yeğenim artık inelim. John Marston'ı da al inelim yeğenim falan diyor. Üç buçuk saat göç ediyorsun böyle. Yerleşiyorsun. To Greener Pastures açılıyor. Kaç chapter var şeyde? Onu da bakalım. Hmm. Chapter 2'de daha sendeni yok. sendeni yok. Oyun başlıyor Chapter 2'de. Ya dur be kral. Heh. Oyunda 6 tane Chapter var ki yani şöyle söyleyeyim. Chapter 2'den sonra oyun açılıyor. Chapter 2'den sonra Valentine'a gidiyorsun. Maceralar yaşamaya başlıyorsun. Chapter 3'te bir sonraki kampa gidiyorsun. Maceralar yaşıyorsun. Bir sürü kritik NPC o noktadan sonra ekleniyor falan filan. Şimdi şunu söyleyeceğim ben de Red Dead Redemption 2'nin çok iyi bir oyun olduğunu söyleyen ama spesifik bir konusundan şikayet eden bir insan olarak diyorum ki abi Elden Ring oyuncularına para mı verdi de Elden Ring'i oynayan insanlar affedersiniz götten kan çekerek gelebildiğin bu kadar bossları monstları dövdüler de buralara geldiler. Yahu sırf Margit ve Godric'in ne kadar zor olduğuna dair videolar var. Radan zaten meme oldu. Mimi kadar bunlar delirmiş gibi gelmişler. Elden Ring oyuncularına para vermiş olamaz bunun için. Mümkün değil para vermiş olması. E millet o zaman niye demek ki bir şey var. Onu söylemek istiyorum. Anladınız mı? Yani Red Dead Redemption 2 Elden Ring'den kötü bir oyun mu? Değil. Ne var peki? Bir noktada insanlar şöyle olmuş. Uf, olmuşlar pek çok insan aynı benim sıkıldığım gibi abi çok güzelsiniz çok hoşsunuz ama velakin inanılmaz kafa açtınız. Rica ediyorum ben gideyim şuraya legendary animal avlayayım falan de diyememiş bile. Bakın diyememiş bile. Ya Greener Pastures'ın problemi bu. Greener Pastures'ın %43 olması benim yani Rockstar olsam, Rockstar Entertainment olsam otururum böyle derim ki ben bu oyunu çok sattım. Eyvallah, boyunu satışında hiçbir problem yok, tamam mı? Değil mi? Bir problem yok. Satış sattı mı sattı tamam. Ama yani Green Pressures'dan sonra banka soymalar, tren soymalar, bounty huntingler, ee, posta arabası soymalar, kostüm değiştirmeler, avcılıkla beraber açılan ekstra görevler, sendeni. Sen denideki vampir görevleri bilmem neler yani adam aslında bütün kontentini to greener pastures'dan sonra sana tanıtıyor. ama dayı yani senin daha oyuncudan %50'si... oyunun kontentini görmeden diyorlar ki ulan ne kadar iyi oymuş ya. Açayım da Call of Duty Warzone oynayayım diyorlar. Ben olsam rock, şeyin Rockstar Entertainment'ın yanında otururum derim ki biz bir hata yaptık. Mesele oyunu satmak değil. Oyunu aldık. Hepimiz aldık. Ben ben de aldım işte oynadık yani. Mesela insanların bu oyundan bir noktadan sonra drop out etmesi. Sıkılmaları. Demeleri ki ulan ne kadar iyi oyun gideyim de başka oyun oynayayım. <laughs> yani yazık değil mi abi? Ee, bence yazık. Bence oyunun içeriğine yazık. Yani chatte Red Dead Redemption 2'yi çok seven arkadaşlar var ya. Bu çok seven arkadaşlar atıyorum üzülmüyorlar mı? Abim olur mu lan deli misiniz? Ulan sallıyorum. Red Dead Redemption 2'de daha çıkıyorsun. Viking baltası buluyorsun lan. Ben onu yaşadığımda çok gaza gelmiştim. Red Dead Redemption 2'deki Viking baltasını bulmadan millet nasıl kapatır bu oyunu? Veya da işte Legendary çakalı avlayacağım diye kıçımdan kan gelmişti. Nerede Legendary çakalı? Ulan Legendary çakalı avlamayan bu oyunun tadını çıkarmış olamaz filan diye sinirlenmiyor musunuz mesela? Yani ben bir oyunu çok seven bir insan olarak millet bunu ekstra eksik oynadığı zaman gıcık olurum. Ya şeyde yaşıyoruz ya bunu Elden Link'te. Antorin güzel oynadın ama samınla oynadın. Çünkü niye samınsız oynadığında farklı bir deneyim oluyor. Millet birbirine de böyle oyna, böyle oyna diye kızıyor. Bu beni çok üzen bir şey gerçekten. Gerçekten bir insan evladı olarak buna üzülüyorum ya ben. Yani Hadi bakayım Skyrim'de neymiş bilmiyorum. Meraktan bakacağım buna. Skyrim'de neymiş durum? Dun dun dun. Yani Elden Ring'in ortaya koyduğu inanılmaz bir başarı mı var? Yoksa yüzde yüzde 52'lerde expert reach level 25. Yüzde 49 complete diplomatic immunity. Yüzde 45'ler taking care of business. Thieves guild. Yüzde 44 Pursuit, Bribe, Intimidate. Artificer, Skill Master yüzde %43. Bak. Red Dead Redemption'da insanların oyun başlarken bıraktığı sayı yüzde %43. To Greener Pastures. Okey. Öte yandan herhangi bir skillini yüze getiren insan miktarı Skyrim'de yüzde %43. Alduin'in duvarını bulanlar bayağı uzun şeyde ileridedir biliyorsunuz. Yüzde %42. Oyunun yüzde %50'sini ise oyuncuların yarısı ise oyunu Diplomatik immunity de bırakmışlar. Diplomatik immunity de yanlış hatırlamıyorsam sarı elflerin mekanında gezip belge belge topladığın şeyin e, Hrothgar'daki herifin hain olduğuna dair belge topladığın görevde değil mi? Tabi Talmor Embassy görevi. Talmor Embassy görevi baya ileride bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı yani? E şimdi hadi eğri oturan doğru konuşalım. Skyrim. Elden Ring'den mi daha iyi oyun? Ee, Red Dead Redemption'dan mı daha iyi oyun? Eski oyun olması insanların daha fazla oynayacağı anlamına gelmiyor. Bunu bunu demek istiyorum. Yani asıl, istatistiksel konuşuyorum artık. Yani sanki çünkü şey gibi oluyor. Bu da Red Dead Redemption'a takmış. Ya abi taktım. Çünkü dünyanın en iyi oyunu falan olma şansı varken hayır hayır Dutch bak bir şey anlatacak. Efendim abi. E Amerika hiç kişi gibi değil. Anladım abi falan derken geberttiler bizi, öldürdüler bizi. Bunu demek istiyorum. Anladınız mı? Yani bu Red Dead Redemption 2'ye bir bir, o bir oyun eleştirisi değil. Yani bir oyun incelemesinde yapılabilecek bir total bir eleştiri değil bu. Red Dead Redemption 2 pek çok açıdan müthiş bir oyun. Hala teknik olarak daha iyi bir oyun yok Red Dead Redemption 2'den. Ama e, amasını artık istatistikle açtım önünüze. Yani e, millet erimiş yolda. Bunu demek istiyorum ya. Şimdi hiç ben size bu istatistikleri göstermesem. Alsam sizi karşıma oturuyoruz fiziksel kimsenin elinde cep telefonu yok. Desem ki arkadaşlar desem ya sizce insanlar Elden Ring'i mi daha hızlı bırakmıştır reddederim şunu mı? Hepiniz dersiniz ki Elden Ring'i daha hızlı bırakmıştır. Çünkü Elden Ring e, zor ya. Yok ediyor ya seni. Sopayla falan dövüyor ya. Bağırıyorsun ya Elden Aa ölüyorum falan diye. Red Dead Redemption zor bir oyun bile değil ha. Red Dead Redemption'da şarap içip bir sigara içiyorsun. Herkese headshot atıyorsun. Zor bir oyun bile değil. O işte bence bir, bir bilmiyorum yani. Keşke keşke şunu çok, ist çok istiyorum yani. Eee Rockstar'da birileri otursa deseler ki bırak beni. Benim dışımda bir sürü insanın getirdiği bir eleştiri bu. Abi deseler biz bu Red Dead Redemption 2'yi yaptık evet. Oyun motoru hala önümüzde evet. Red Dead Redemption 2 online'a sürekli kontent çıkarmaya devam ediyoruz evet. Abi bir de böyle hani free roam yani oyun dünyasındaki bir takım içeriklere Arthur'un veyahut da oyuncunun kendi yarattığı bir karakterin denk geldiği offline content, motion capture ve seslendirme ile sonradan DLC gibi ekleyeceğimiz. Açık dünyada karakterlerin gezmekte, keşfetmekte özgür olduğu. Efendim avlanma, efendim bounty hunting, efendim silah kullanma skilllerini tıpkı MMO yani online versiyonumuzdaki gibi single player'da da veya San Andreas'taki gibi geliştirebildiği bir free play modu yapsak deseler inanın Red Dead Redemption 2'nin oynama süresi, engagement rate'i ve satışları tekrar şahlanır ve bir şey bir yere yürür yani. Ama Rockstar böyle bu kafada düşünmüyor. Ay çok uzun konuştum. Ama anlamışsınızdır herhalde. Gürkan hoş geldin. çoğunu düz adam diyebileceğim arkadaşlarıma RDR oynadın mı diye sorduğumda açtım karmar vardı çok konuşuyorlardı kapadım cevabını aldım maalesef. Ee, evet yani işte Red Dead Redemption 2 muhabbetinden bağımsız da güzel bir oyun. Yani şey gibi düşünün böyle bazen şey early access oyunlar çıkar 0.5 versiyonunda girersin. Oyunda böyle start karakter dersin. Karakter böyle hafif yukarıdan düşerek haritadan başlar ya ortalık yerden oyuna. Yani Red Dead Redemption 2 dünyasına herhangi bir kovboyu o şekilde bıraktığında da Red Dead Redemption 2 aşırı iyi olacak bir oyun. Bence az önceki eleştiri filmleri gişe hasılatına göre yorumlamak gibiydi. Wow, işte bu Nevzat'cığım özür dileyerek söylüyorum. Bu senin e, benim yaptığım işi %100 çok özür dilerim söyleyeyim götünden anlaman oldu. Şöyle kardeşim çünkü. Senin yaptığın gişeye göre film yorumlama olsaydı şöyle olurdu dayı. Bak, RDR2 sales. Elden Ring sales. Gel kardeşim bakalım. Elden Ring 10 milyonun üzerinde satmış. RDR2 43 milyon satmış. Elden Ring bitirmiş abi. Pardon, Red Dead Redemption bitirmiş abi. Böyle koyarlar. İşte Red Dead Redemption 2 dünyanın en iyi oyunu. 43 milyon. Böyle yapsaydım gişeye göre film yorumluyor olurdum. Aksine ben sana buradan açtım. Dedim ki bak insanların bilet alıp bu filme girdikten sonra filmin kaçıncı dakikasında çıktığının istatistiğine bakalım dedim. Benim yaptığım tam olarak Seyirciler filmin kaçıncı dakikasında cep telefonuyla oynamaya başladılar istatistiği. Tam tersini yaptım senin söylediğinin. Yoksa yoksa tamam lan ne bilet satışına göre baktığında zaten Red Dead eziyor. Ben de diyorum ki ama kardeşim eyvallah sen bunu sattın da yüzde ellisi oyunun ikinci saatinde oyundan çıkmış. Yani satışa göre oyun değerlendirmeyi bırakalı biz çok oluyor. Ee, tam tam tersini söyledim ya. Senin inanılmaz bir şey ya bu. Ee, tam senin söylediğin tam tersini yaptım kardeşim ya. Ama işte okey. Yani tamam. Aynen kanka. Red Dead Redemption 2 dünyanın en iyi oyunu. Allah tarafından birebir gönderilmiş bir oyun. Red Dead Redemption 2'yi eleştirdiğim için ben belli ki art niyetli birisiyim. Fonlanmış falan olabilir mi Elden Ring tarafından? Okey. Ah. neyse Asya Soylu hoş geldin İlker Baş, Sami Altaş, Dendrik Arda Uzundere hoş geldin Rockstar çalışanı 20 dolar atmış ya cansız crunch'tan götüm çıktı zaten <gülüyor> 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 ya işte kardeşim biz sizin için konuşuyoruz Mesela keşke şu at testislerinin sıcaktan büyüyüp küçülmesini modelleyeceğinize eviniz erken gitseydiniz yani. Biz fark etmedik onu çünkü. İlhan Belir hoş geldin uzay vatandaşı olmuş. Evet evet Rockstar çalışana girip 20 dolar atmış direkt. Aslında satış sayısı artınca oynamaya devam eden azalıyor. Sadece RDR2 vs Elden Ring olunca sanki RDR2 çok sattı. O yüzden devam eden yok gibi geliyor ama Skyrim'e de baktık az önce. Ee, ya bu arada tabii ki canım bir oyun daha çok sattıkça devam eden insan sayısı azalır. Ama hocam chapter 2 diyor bırak şey demiyorum. Chapter 3 olsa eyvallah diyeceğim. Çünkü ben Red Dead Redemption 2'yi 20 saat falan chapter 2 ile chapter 3 arasında oynadım. Çıktım chapter 2'den. Dedim ki oh en sonunda Dutch gerizekası beni saldı. Chapter 2 sırasında Sandini'ye gittim. Chapter 2 sırasında Bounty Hunt'lar yaptım. Chapter 2 sırasında açılmamış bütün neredeyse her şeyi kovaladım. Hunt'lara gittim. Anladın mı? Chapter 2'de yapıyorum bak bütün bunları. Çünkü çok sıkıldım ana hikayeden. Kampa dönüp quest almak istemedim. Chapter 2'de bırakmaları o yüzden nasıl sıkıntı yani, anladınız mı? Chapter 3'e geç bari adam. O arayı bir gör. Ulan bir oyunun, yani oyunun bir et, etini bir ye ya. Ara sıcakları yiyip kalkmış millet. Tereyağıyla lor peynirini karıştırmış, e, kebap gelecekti, yok. O bence üzücü bir detay. Muhammed hoş geldin. Salrion hoş geldin, Vigar hoş geldin. Sence XCOM 3 gelecek mi? Gelir tabii canım. Niye gelmesin? Furkan D. Hoş geldin. Muhammed Koca Aslan'da demiş ki RDR2 hikayesi eşittir Matrix 4. Hayır ya. O kadar da değil be. Aman. Ya siz de şey yaptınız ha. <laughs> RDR2'nin hikayesi kötü değil. RDR2'nin hikayeyi çok uzun ve yavaş anlatmasından ötürü sıkılan insanlara tamam kardeşim sen yine anlat ama ben görmek istemiyorum diyen insanlara tercih sunmaması kötü. Bak tam tam olarak bu. Rica ederim Red Dead Redemption hikayesi bence kötü değil. Mesela Last of Us 2'nin hikayesi kötü. Ee, anlatımı da kötü, anlattığı şey de kötü, içerik de kötü, her şey kötü ve anlamsız ve boş. Red Dead Redemption 2 bence çok güzel, çok durgun, tatlı bir hikaye anlatıyor. Fakat ben yoruluyorum. Ee, anlatım sırasında. E tamam. Yani bence Red Dead Redemption 2 kötü bir hikaye anlatmıyor ya gerçekten. Sadece ben sıkılıyorum. Sıkılmayan bir sürü insan olabilir ama yani şey yap. Bakmak istemeyeni sal. Tabi canım. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.